Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi penceremize nerede kalmıştık? Bir bakalım. Biliyorsunuz şuna asetat yapıştırmıştık. Şuna. Bunlar arkadaşlar, bakın şu orta yerde bir şeridi var şu. Hemen onu yapıştıralım. Ondan sonra başka bir şeye geçelim. Bakın silikon yine aynı şırıngayı kullanıyorum. Şöyle sıkın orta yerine. Hizasından. Bunu kesmesini de göstereceğim şimdi nasıl kestiğimi. Hocam orayı yaptınız, onu nasıl keseceğiz göstermediniz diyorsunuz. Evet, haklısınız. Şimdi bakın şunu yapıştırdık arkadaşlar. Bunu da şu, bakın şu dokusunu böyle yapıyorsunuz. Kazanların böyle dokusunu. Uzunlamasını, boyuna olanlara boyuna doku yapıyoruz biliyorsunuz. Eline olanlara da şöyle eline doku yapıyorduk. Biz şimdi sadece şu şeridi alacağız. Bunu buradan gelin, buradan şöyle gelin. Şuradan kenardan 0 0 devam edin şöyle. Şuradan şöyle pay alın. Şuradan 0 0 ben şurayı kesmişim, önemli değil. Buradan böyle şöyle alıyoruz arkadaşlar. Bakın. Burayı da yapıştırdık, gördünüz mü? Bunu yapıştırdıktan sonra ne vardı? Kepenklerimiz vardı, yapıştırmıştık biliyorsunuz. Şunlar vardı biliyorsunuz, bakın. Yapıştırdık şöyle. En dipte bakın silikon, o zaten görünmeyecek. Şimdi bu vardı biliyorsunuz. Şimdi bunun üzerine yapıştıracağız. Şu alttakini alalım da daha rahat görün. Evet. Şöyle. Bunun için büyük silikonumuzu çıkartalım arkadaşlar. Bugün yanımda bir öğrencim var. Ziyaretime geldi. Gülsümcüm, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasıl çalışmalar? Çalışıyor musun evde yazın? Ara ara çalışıyorum. İşler yapıyorum. Yaz tatiline girdik diyorsun yani. Aynen hocam. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, şimdi silikon ucunu hazırladım da şurada bakın şurası vardı biliyorsunuz. Burada şöyle bir şey yapalım. Şöyle çıtlatalım. Şu köşeleri. Burayı da şöyle, bakın şu kısmını da şöyle biraz çıtlatalım. Şuradan şu kısımdan şunu aşağı indireceğim, bakın şu beyaz yeri. Yine aynı şekilde şu kısımda bakın zaten çıtlatmışım. Şuradan şöyle hafif kesivermişim. Burayı da şuradan çıtlatmışım, bakın. Şu kısmı, şu beyazı aşağı indireceğim ki biz bunu böyle yapıştırdığımızda biraz havalı dursun. Nasıl ki şimdi yapınca bir göreceksiniz. Şimdi bunun şu kenarına bir silikon sıkalım. Bir şöyle iki kat sıkın arkadaşlar. Şuraya da sıkın. Evet, bu kadar yeterli. Altına sıkmayın arkadaşlar. Buraya yapmayın. Hemen alalım bunu. Yeri neredeymiş bir bakalım. Evet. Önce bir bastırın. Pekişsin silikon. Şuraya dikkat edin. Şuralara, şu hizalara. Bakın şu hizaya. Şu hizaya da dikkat edin. Şuraya. Şuradan bakın şu kısımdan şu perforje eşiği var ya, oradan da bulabilirsiniz neresi olduğunu. Evet. Evet. Şurası bakın yarım santim yüksek oldu. Şimdi gerçi ıslak da şuradan anlayabilirsiniz. O kuruyunca ben size onu daha rahat göstereceğim. Bakın şurada bir hemen şurası bakın eşit değil. Şu perforjeden bakın şuradan anlıyorum. Şurası eşit değil. Böyle doğruymuş gibi görünüyor ama demek ki bunu böyle azıcık şöyle yukarı çekeceğim. Şunu da çekeceğim. Şu da kaydı. Evet. Şimdi bunu kenara bırakalım. Düz bir zeminde yine her zamanki gibi kurumaya bırakalım. Evet, şimdi şurada bizim parçalarımız var biliyorsunuz. Şunu kesmiştik. Bu pergola gibi bir şey arkadaşlar. Burada çiçeklerimiz var. Çok güzel çiçekler yapacağız. Bakın şunu kesmiştik. Nasıl kesmiştik? Doku kazandırıp buradan böyle kesmiştik. Şimdi bunun arkasını arkadaşlar çevirelim hemen. Şöyle
kalemle çizelim. Şöyle bakın. Buradan yarım santim, yarım santim. Şuraları yarım santim. Şey yapıştıralım. Bir tane maket kartonu yapıştıralım. Ben hazırlamıştım zaten bunu. Hemen burada böyle. Şöyle yapıştırıverelim. Bu neden yapıyoruz? Bunun böyle yamuklu yumuklu durmaması için arkadaşlar. İlerleyen yıllarda yamulması için yapıyoruz. Hemen silikonumuzu sürelim. Evet, yapıştırdım. Bakın yani tam şuradan olması şart değil. Bu kadarcık bile yeter. Ne kadar bunun genişliği bir bakalım. Şimdi öğrencilerim bazen harfi harfine soruyorlar. Ne kadarmış? 2 santimmiş arkadaşlar bunun genişliği. Uzunluğu da 13 santim falanmış. Tamam mı? Bunu yapıştırdık şimdi. Bunun üzerinde şu parçamız vardı biliyorsunuz. Onu kesmiştik. Şu. Dokusunu kazandırmıştık. Şimdi bakın bunu kestik. Boyadık kenarlarına. Hemen form verelim. Et cırcır böceklerim nasıl Gülsüm Hanım? Gayet güzel hocam. Yazlık gibi. Yazlık gibi evet. Deniz kenarında da olunca. Aynen. Çam ağaçları olunca cırcır böcekleri. Yaşıyoruz. Evet. Gülsüm Hanım da benim başarılı öğrencilerimden birisi. Sağ olsun. Hem karakter olarak hem de işi de çok güzel. Sizler sağ olun. Evet. Bakın. Formunu verdik. Şu. Hemen silikonumuzu, küçük silikonumuzu alalım. Yaptık silikonumuzu. Şöyle fazlalıklarını temizleyelim. Bu neresi? Muhtemelen şöyle. Şu kenarlarında çıkıntılar var. Olsun, önemli değil. Hemen koydum. Bastırın arkadaşlar. Şu kenarlarını şöyle elimizle de temizleyebiliriz. Nerede bizim bezlerimiz? Şu. Şunlarla da temizleyebiliriz şöyle kenarlarını ki bakın kabartımız meydana geldi. Şimdi şu var. Onu yapmadık. Onu da yapalım arkadaşlar. Yalnız ondan önce şu vardı biliyorsunuz. Şu beyaz. Onu kesmiştik. O nerede? Onu da bulalım. Evet şurada. Bakın bunu da kestik. Yine bunu aynı şekilde form veriyorsunuz. Form vermesek yapsak olur mu hocam diyorsunuz. Olmaz arkadaşlar. O zaman bizim boyutun hiçbir anlamı kalmaz. Form her şey. Bazıları diyor ki hocam yaptığınız işler biraz zormuş. Zor arkadaşlar. Zaten herkesin yaptığını yaparsanız herkesin yaptığı gibi sıradan işler yaparsanız. Herkesin yapmadığını yaparsanız farklı olursunuz. Evet bakın çukurlaştırdım yine aynı şekilde bunu. Hemen yine silikonumuzu sürelim. Şöyle. Herkesin yaptığını yaparsanız farklı olmazsınız. Fazlalığımızı temizleyelim. Silikonları yaparken dikkatli olun arkadaşlar. Temiz yapmaya çalışın. Acele etmeyin. Yeri neresiymiş? Şurası. Zaten bir müddet sonra neyin nereden kesileceğini görüyorsunuz. Şuradan bakın. Elimle de böyle bastırıyorum. Ama formu güzel verdiğim için bakın kabartısı buradan bile hem bu hem bu belli oluyor arkadaşlar. Şu kuruya dursun. Şimdi hemen şunu yapalım. Kenarda dursun. Hemen dokusunu verelim. Şunun. Bunu biraz, bu ince ya arkadaşlar, bunu biraz kalın tutalım. Çok ince olmasın. O zaman çok ince yaparsak çok form veremiyoruz. Şöyle bir önce bir çıkartalım. Bunu ben düz makasla yapacağım. Böyle düz şeyleri, çizgileri arkadaşlar düz makasla yapın. Onu önceden de söylemiştim. Bakın biraz geniş tutuyorum onu.
Şurayı tabii ki küçük makasla yapacağız. Burası çünkü burada. Kalın tuttum biraz. Bakın daha kalın oldu. Hemen kontürünü çekelim. Şimdi artık objeleri gördükçe arkadaşlar neyin nereden kesilip yapılacağını anlıyorsunuzdur. Birebir eşyaları gözlemlemekle alakalı. Formunu verelim. Ben bunu bakın olduğu gibi şöyle incecik kesseydim buna bu istediğim formu veremezdim. Şey olurdu, çok ince olurdu. Bazen böyle kalın tutabiliyoruz. Kötü durmuyor mu hocam diyorsunuz. Hayır, kötü durmuyor. Bakın şöyle yaptım. Şu aşağı indirdim. Bakın şunu şöyle 90 derece aşağı indirdim. Çok ince olduğu için çok şey yapamıyorum. Çukurlaştıramıyorum. Evet. Bitti bile. Hemen silikonumuzu alalım. Bakın fazlalıklar meydana geliyor ama o fazlalıkları ben elimle temizliyorum biliyorsunuz. Bakın şöyle fazlalıklar meydana geldi. Şöyle. Hemen bezle temizliyorum. Yayıyorum açıkçası. Bakın şöyle hem bir yandan da elim o şeyi yayıyor. Silikonu yayıyor. Neresi? Şöyle. Evet, bakın gördünüz mü kabartılar nasıl duruyor, bu kadar da güzel duruyor. Bunu bir kenara koyalım arkadaşlar. Bununla işimiz bitti. O pergola ile tente ile işimiz bitti. Şimdi biliyorsunuz şu perforjemizi oymuştuk, şunu oymuştuk. Evet, onunla ilgili bir şey göstereceğim şimdi size. Evet. Bakın şurada şu bir şeriti var. Bu şeridi ayrıyetten çıkaralım. Şu şerit bakın şu. Gördünüz mü? Şu şerit. Bunu da buradan gelin. Buradan devam edin. 0 0 şöyle. Buradan bakın şöyle. Yapraklarla beraber alın. Çünkü biz şu perforjeyi alıyoruz. Benim şurada olduğu gibi. Bakın şu. Şu alt kısmını almadım bakın. O alt kısmını almadım. Sadece üst kısmını aldım. Şurası. Şimdi onu da oraya yapıştıralım bir. Şuraya yapıştıralım. Şurada kuşun zaten bakın şeyi kuyruk kısmı. Şöyle havaya kaldırdık mı? Kuşumuzu yapmıştık biliyorsunuz. Şöyle. Çok tatlı bir kuşumuz oldu. Bakın onu beraber şu zeminle beraber çıkarmıştık. Sadece şurayı oymuştuk. Kanatlarını ayrı yapmıştık. Kuyruğunu ayrı yapmıştık. Hemen silikonumuza sürelim. Gülsüm Hanım, sizin çiçekler vardı. Bitti mi çiçekleriniz? Az kaldı hocam, yapıyorum. Evet. Gülsüm Hanım da çok zor bir çalışma yapıyor. Bol çiçekli bir çalışma yapıyor. Ağır ağır yapıyor ama çok temiz yapıyor. Çok güzel çıkıyor işler. Teşekkür ederim. İşte ne kadar hızlı yaparsanız arkadaşlar o kadar o işe geç kalırsınız. Temiz yaparsanız tamam iki gün geç biter resim ama
çok temiz bir isim ortaya çıkar. Evet, bunu da yapıştırdık bakın. Bu da bu kabartımız da meydana geldi. Şimdi arkadaşlar, şu aşağıda şuradaki şerit, şuraya şerit yapabiliriz de yapmayabiliriz de. Hani bir böyle kabartı dursun diye yapabiliriz ama ben şimdilik yapmayacağım, tamam mı? Şimdi bu kenarda dursun. Saksı ile ilgili bir şey göstereceğim şimdi size. Saksıyı biliyorsunuz, bir tane şöyle ana zemin çıkartın demiştim bakın. Şu. Nasıl demiştik ana zeminli? Tekrar göstereyim ki hatırlayalım onu. Şuradan dedim. Buradan kenarlarından böyle bakın, yapraklarından buralardan olduğu gibi nasıl görüyorsanız, benim şurada olduğu gibi bakın. Burada şöyle böyle güzelce bazı yerleri kopartabilirsiniz. Şöyle dümdüz şu küçük şurada şeyler var. Onları almadım. Geliyorsunuz. Gelin şöyle şu alttan payla olarak çıkartın demiştim saksıyı. Bir de buradan şu arkadaşlar bakın. Komple böyle bir tane çıkarttım. Bakın saksının alt tarafı da paylı. Dümdüz çıkarttık. Şu sarmaşıklar var ya, onları almadım. Şimdi onları alacağız zaten ayrıyetten. Şimdi bakın şu saksının üzerinde şu kabartma var. Bakın şu kabartma var. Bir de şu var. Onu da şunu da dokusunu yine kazandırın böyle güzelce. Buradan 0 0 bu. Şunun için de alttakini de aynı yerden kurtarabiliriz. Bunu da 0 0 gelin böyle bu. Yani benim şurada olduğu gibi bakın. Şunu yaptım. Şu bir de yanındaki var. Şu. Pardon, şöyle ters. Şu. Şurası. Şimdi bakın. Bunları yine aynı şekilde kabartalım. Bunu da kabartalım. Hemen saksımızın orasına yapıştıralım, üst taraflarına. Şu. Arkadaşlar biliyorum yazıyorsunuz. Birçok arkadaşımız başlayacak mı, bitecek mi, kurslar ne olacak, ne bitecek? Şu an için bir net bir şey yok arkadaşlar. Biliyorsunuz okullar artık Eylül'de açılacaktı değil mi Gülsümcüm? Evet, Eylül'de açılacak okullar. Yani bizim halk eğitim kursları zaten genel olarak biliyorsunuz Ekim ayının başlarında ya da ortalarında başlıyor. Şu, bakın yapıştırdım arkadaşlar bu. Bu bir şimdi kuruya dursun, tamam mı? Bunu çıkardık. Şimdi bakın bunun etrafında bir sarmaşık var. Onlardan çıkaracağız şimdi. Nasıl yapacağız? Yani bizde şu an net bir durum yok arkadaşlar. Halk eğitim öğretmenlerinin bir şeyi yok. Şu an ne bitecek, ne olacak belli değil. Bakın şimdi burada bir tanesi şuradan gelmiş. Şöyle gelin. Şuradan paylı gelin. 0 0. Bakın şu. Şöyle bir tanesini bir alalım. Ay hocam bu çok ince diyorsunuz. Biliyorum ince. Onu mecburen öyle ince yapacağız. Şuradan bir gelelim önce. Hangisini alacaktık? Şunu. Şuradan paylı. Önce bir çıkartayım. Kenarlarından şöyle makası alırız. Bakın şuradan yukarıdan payla aldım. Şunu da biraz inceltelim. Ay bu hocam çok ince oldu. Buna form veremeyeceksiniz diyorsunuz. Evet, veremeyeceğiz arkadaşlar buna form. Çünkü çok ince. Bu sarmaşığın şeyi, dalı. Bakın bu kadar ince. Hemen bunu boyayalım. Ha, ondan önce, boyamadan önce şimdi yanında var bir tane daha. Onu da keselim hemen. Ki o boyamasını beraber yaparız. Şimdi biz şunu yaptık. Şimdi şunu yapalım. Şu bakın. Şöyle geliyor arkadan şu. Gördünüz mü? Şuradan gelin. Bu. Şu. Şimdi bunu yapalım. Bunu çıkartalım. Şöyle gelelim.
Yine paylı alttan. Şu keserken altta pek bir şey olmasın arkadaşlar. Onlar etkiliyor. Temizleyin her seferinde. Şuradan şöyle bir alalım. Yine buradan yukarıdan payla. Bunun arkasını da boyayalım arkadaşlar şöyle. Bakın şu kısmını. Şu beyaz kısmı var ya. Arkasında boyayalım ki o, çünkü şimdi dönünce sağ sol yapınca belli olur. Gene yanlarını da boyuyorsunuz tabii ki. Unutmayın. Şimdi ben bu çalışmaları yaparken arkadaşlar muhakkak başka türlü çalışmalar vardır. Burada zaten birçok tekniği gördükçe orada da kendinize göre uygularsınız. Hoca burada bunu yaptıydı, ben de ona göre bunu burada yapayım diyebilirsiniz artık yani birçok şeyde. Çünkü önceden Facebook sayfamda biliyorsunuz çok detay gösteremiyorduk. Çünkü vaktim yok arkadaşlar. Bunun için bile bir ön çalışma gerekiyor. Evet, bunu da aynı şekilde arkasını boyayalım. İşte koronanın bazen faydası bazen de zararı. Yani her iki şeyde oluyor, etkisi de oluyor arkadaşlar. Yani çok zarar daha fazla tabii ki de. Korona sayesinde biz de YouTube kanalımızı açmış olduk. Yoksa daha açacağım yoktu arkadaşlar. Çok büyük bir çalışma gerektiriyor çünkü onun için. Evet, şimdi bakın ne yapacağız. Bunları bir tane bütün alın hemen önümüze. Hangisi hangisine dolanmış bir bakalım. Yani şart birebir aynısını dolandırmanız şart değil arkadaşlar. Yerini bulamayabilirsiniz. Bu burası değil. Demek ki şurası. Şöyle. Bakın şuraya bunu bir yapıştıralım. Şuradan şunun altına şu, bakın bu şu, şu şuradaki yaptığımız, bu taraftaki şu yaptığımız. Önce onu bir yapıştıralım, buraya dursun. Şöyle altına şurada silikon yaptım. Şuradan yeri de neresiydi? Şuradan bir bulalım. Şurası. Zaten bakın şu kısmı belli ediyor zaten. Ben buradayım diyor. Şöyle. Şurası böyle dursun. Hatta bunu azıcık şöyle yapalım da şöyle yapalım. Havada dursun. Buraya silikon yaptınız hocam, oraya görünmeyecek diyorsunuz. Oraya zaten arkadaşlar çiçek yapacağız. Şimdi bu kurusunu kuruyunca bunu etrafından dolandıracağız. O şey. Şimdi bunu da bunun yönünü şurası. Şöyle yapalım. Bunu da bu taraftan bakın. Şuradan. Şuradan falan yapıştıracağız. Şöyle yani. Bunu da şöyle arkaya gelecek şekilde bir oradan bir oradan. İlla yani şey yapmanız şart değil arkadaşlar. Yerini bulamayabilirsiniz de. Hiç önemli değil. Yapıştıralım. Onu kuruduktan sonra şu kısım kuruyacak ki iyice. Ondan sonra hatta şöyle biraz şey yapalım. Şunları dal görüntüsü verelim. Onu kuruduktan sonra yapacaktım. Ya neyse şimdi yapalım artık. Onu da yapıştıralım. O da kuruyor dursun. Bu %100 kuruyacak ki şu kısımlar. Ondan sonra çevirmelerini yapabilirim. Evet. Bunları da kurmaya bırakalım. Sıra geldi şimdi çok güzel çiçek çalışmasına. Bakın burada kurusun. Kuruduktan sonra bunu etrafından şu şey var ya, ana gövdesi. Onun etrafından bir alttan bir üstten böyle çevireceğiz arkadaşlar. Gerçek bir sarmaşık gibi. Bu da kuruyor dursun. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuna gelelim. Şu saksımız vardı biliyorsunuz. Bunu bir tane kesmiştik. Şu. Şuraya bir şey yapmayacaksınız. Zaten oraya demir gelecek. Saksısıyla beraber bunu bir ana zemin kesmiştik. Şimdi şu çiçekleri tek tek yapımını göstereceğim ben size. Hatta bakın bir tane yaptım. Yani bir tane değil de 3-5 tane yaptım. Şöyle yapayım, göstereyim.
Nasıl yapmışım? Şöyle bir iyice bir bakın. Biliyorum yani bazen diyor öğrencilerim, hocam şöyle kamerayı şey ekrana iyice yapışıyoruz görmek için diyorlar. O yüzden şöyle göstereyim. Bakın altında bir şey yok. Nasıl yapmışım? Şimdi şurada küçük çiçeğimiz vardı. Bunu da bakın. Bu da şu. Hani şu var ya. Şu çiçek. Bunda mesela bir tane örnek yaptım. Tabii bunları tek tek göstereceğim arkadaşlar size. Nasıl yapmışım? Yavaş yavaş gösteriyorum ki bir bakın diye. Evet, hadi bakalım. Şimdi gelelim. Bunları nasıl yaptık? Şöyle 3-5 tane ben hazırladım ama beraber birlikte yapacağız tabii. Şimdi arkadaşlar çok yarım saati de doldurmak üzereyiz ama en azından bir ana zeminleri gösterelim. Şimdi bakın şu çiçek. Bunlar ayrı ayrı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane top var burada. Bunlar ortanca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 top. Mesela bunu çıkartacağız bir tane ana zemin. Bakın şuradan böyle 0, 0 geleceğiz. Şu yaprağıyla beraber, şunla beraber bir tane çıkartacağız. Yapraklara doku böyle. Şöyle arkadaşlar. Yani şöyle bakın. Şu orada görünmüyorsa şöyle bakın. Yaprak böyle. Şöyle. Tamam mı? Dokusu bu yani yaprağın. Çok küçük biraz ama olsun. O kadarlık idare eder. Şimdi onu bir çıkartalım. Bunun bu ana zemin çıkartacağız birer tane arkadaşlar. Bundan da bir tane ana zemin. Hepsini aynı yerden tek tek bir ana zemin çıkartabiliriz. Bakın. Şöyle şöyle. Nasıl çıkartacağız? Hemen kretuarı şuradan bir alayım önce. Kurtarayım. Şuradan. Bir iki yaprak yiyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Ay yaprağı da kopardım diye endişe etmeyin. Hemen bir ana zemin çıkartalım. Bunun ana zemini bu. Bakın bunları tek tek bir göstereyim. Bu buradan. Şöyle geliyorsunuz. Bunun ana zemini şu. Şununki bakın tırtık tırtık yapıyorum. Şu. Bununki bu. Böyle. Bu. Şu. Bu. Şu yaprağıyla beraber. Şöyle gelin. Şöyle bu. Bununki belli. Bakın buradan. Yaprağıyla beraber bu. Bunlar belli. Şimdi bir tane en azından burada beraber ana zemin ne demekmiş bir bakalım. Keselim. Bakın şöyle şöyle dalgalı dalgalı yapıyorum. Nasıl görüyorsam kenardan onu kesiyorum. Çok da böyle incelemenize gerek yok. Dokularını şunu kazandırdım tabii ki yapraklarına. Bakın. Aa, hocam biz sizinki gibi detaylı kesemiyoruz diyorsunuz biliyorum ama olsun. Yapabildiğiniz kadar arkadaşlar. Şurada yapraklarımız varmış. Onlara doku kazandıralım. Bakın. Gördünüz mü? Şu değil arkadaşlar. Bakın. Yaparken hani şunu mesela şöyle değil. Yüz yuvarlak bir top kesmeyin. Bunun şekli nasıl? Bakın yamuk yumuk. Bak şöyle şöyle. Böyle böyle. İşte diyelim şurada yaprak var. Diyelim şurada da var. Bakın böyle böyle dalga dalga. Bunu bir kestik bir. Kenara koyduk. Arkasından şunu kesiyorsunuz. Şu. Bunu da çıkartalım mesela. Önce bir kretuarla şöyle bir çıkartın. Hepsini ana zeminden aynı yerden tekresinden çıkartabilirsiniz. Yine aynı şekilde. Bakın şöyle dalgalar veriyorum. Bu artık ne çiçeği belli değil. Ortancaya benziyor ama ortancanın da bu kadar küçük yaprağı olmaz. Evet. Şu bakın. Bunları tek tek çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Çıkarttıktan sonra da küçük küçük bakın hepsini şöyle bunu tabii çıkarttığımızı farz edelim. Tamam mı? Başka birisinden bakın doku şöyle. Bunların şunun komple üstüne şöyle doku yapıyorsunuz. Yuvarlak yuvarlak. Şu. Yani şöyle arkadaşlar bakın. Daha net görünsün diye yapıyorum. Şu. Böyle yapıyorsunuz. Bunları bakın. Şuradan daha net dokusu. Şöyle doku çıkartıyorsunuz. Ve bunlardan küçük küçük parçalar yapacağız. Bakın şöyle küçük küçük minik minik parçalar keseceğiz. Örneğin şunu ben çıkartayım şimdi. Bir tanesini doku kazandırayım. Bakın parçalarım burada. Şu. Şekillerini gördünüz mü? Dikkatli bakın. Gelişi güzel. Yamuklu yumuklu. Yüz yuvarlak daire şeklinde değil. Şimdi keseceğim zaten. Keserken göreceksiniz. Bakın. Bakın
gördünüz mü? Hiçbir şeye benzemiyor. Şunu yapmıyorsunuz sakın. Bakın şu. Öğrencilerin kolaya kaçtığı bir yerdir bu. Bakın bunu yapmıyorsunuz. Tamam mı? Yine aynı şekilde. Şık bakın. Bunun da şekli birbirine benzemedi. Öbürüne benzemedi. Bakın. Şık. Yani böyle hani tırtıklı tırtıklı kenarları. Bunun boyutları ne kadarmış bir bakalım. Şu bakın mesela bu. Bu bile olur yani. Yamuklu yumuklu olsun arkadaşlar. Yani hiçbirisi birisine benzemesin. Şunlar bakın. Şunlar. Görebiliyor musunuz? Bunlar büyüklükleri ne kadar diyeyim. Bir bakayım hani. Çok böyle.